Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlik ve uyum çağrısında bulunan ve bölünmeyi ve anlaşmazlığı yasaklayan bir mesajla geldi. Böylece müteferrik yaşayan Arapları bir araya getirip onları bir ümmet haline getirdi ve aralarında iman kardeşliğiyle bağlantı kurdu. Onların gönüllerini ülfet bağıyla birleştirdi. Allah Teala şöyle buyurur. Müminler ancak kardeştirler ve başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Allah onların gönüllerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılıklı sevgi, acıma ve merhameti emrederek şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmek de, birbirlerine acımak da ve birbirlerini korumak da bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bilelim ki bu uyum sadece Müslümanlar arasında sınırlı değil ama herkesi kapsıyordu. Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Kur'an-ı Kerim peygamberlerle kendi kavimleri arasındaki insanlık kardeşliğinden bahsetmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Medyen halkına kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Cenab-ı Hak önceki peygamberlerin hikayelerini anlattıktan sonra şöyle buyurur. Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Ve başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. İşte sizin ümmetiniz bir tek olan ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana kulluk edin. İmam el-Bagavi, Allah rahmet eylesin, dedi ki, Allah tüm peygamberleri din ve muhabbet sağlamlaştırmak ve bölünme ve muhalefet bırakmak için gönderdi. İslam'ın birliğe ve bir araya gelmeye ve bölünme ve bencilliği reddetmeye çağrılması, ülkenin gücünü ve toplumun bütünlüğünü korumak için önemli faktörlerden biri olduğuna şüphe yoktur. Çünkü birey ne kadar güçlü olursa olsun, zayıf bir toplumda olduğu sürece zayıf kalır. Aksine de birey ne kadar zayıf olursa olsun, güçlü bir toplumda olduğu sürece yaşadığı toplumdan güç alır. Bu yüzden İslam vatandaşlık değerini yükseltti ve vatanın tüm evlatlarına ait olduğunu vurguladı. Zira vatanın birliği çocukları arasında din, renk veya cinsiyet temelinde bir ayrım yapılmamasını gerektirir. Halbuki Arap'ın aceme ve bayazın siyaha takva ve salih amelden başka bir üstünlüğü yoktur. Bundan hareketle Hazreti Peygamber Efendimiz Medine Yahudileriyle Medine sözleşmesini yapmıştır. Bu sözleşmede Yahudilere özgürlük, güvenlik ve barış gibi Müslümanların sahip oldukları haklar verildi. Ve Medine'yi savunmak da Müslümanlarla birlikte ortak bir görevdir. İslam kendilerine verilen görev ve sorumluluklarına bağlı kaldıkları sürece tüm vatandaşlar arasında eşitlik sağlar. İslam her zaman ve her yerde ekip ruhuyla çalışma değerini yükselterek
birliği sağlamayı, yardımlaşmayı ve anlaşmazlıkları bırakmayı da ümmetin görevlerinden yaptı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu emretmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şüphesiz Allah Teala sizin için üç şeyden hoşnut olur, üç şeyden de hoşlanmaz. Sizin sadece kendisine ibadet etmenizden, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve mali telef etmenizden de hoşlanmaz. Peygamber Efendimiz, ümmetin birliği, uyumu ve kenetlenmesi konusunda bir örnek verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Hazreti Peygamber bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Kur'an-ı Kerim, vatanın korunmasına ve toplumun güvenliğine yol açan birlik olmanın örneklerini verdi. Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf aleyhisselam, ülkeyi büyük kıtlıktan korumak için özenle hesaplanmış bir plan hazırladı. Onunla birlikte herkes işbirliği yaparak planı uyguladılar. Ardından da refah, bulluk, koruma ve ekonomik güç gerçekleşti. İnsanlar Mısır'ın hayırlarından faydalanmak için her yerden geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi baş ayında bırakınız. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yardım olunacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. İslam da birlik ve beraberliğe sahip olan her şeye teşvik etti. İşte merhamete, yumuşaklığa ve iyiliğe de çağırdı. Allah Teala şöyle buyurur: O vakit Allah'tan bir merhametle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Muhakkak ki merhamet, yumuşaklık ve müsamaha kalplerin birleşmesine bir sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyiyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız. Başka bir hadiste şöyle buyurdu: Müsamahakarlık ve kolaylık üzerine kurulmuş olan Hanif diniyle gönderildim. İslam dinimiz farklı inançlarıyla tüm toplum üyeleri arasında yakınlık ve barışın yayılmasına çağırdı. Allah Teala şöyle buyurdu: İnsanlara güzel söz söyleyin. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı bu amaca göre Müslüman olmayanlarla davranırdı. Onlara iyilik edip hediyelerini kabul ederdi. Davetlerine icabet ve hastalarına da ziyaret ederdi. Böylece bu dinin hoşgörüsünü göstermeye ve toplumun birliğini korumaya çalışırdı. Zaman faktörü ve öncelikler fıkhı, vatanın
aşamanın duasını bilen tüm sadık evlatlarının birleşmelerini gerektirir. Her biri kendi iş alanında vatan için yeterlilik sağlamak için işbirliği yapmalıdır. Mesela tıp uzmanları kendi alanlarında birleşip vatan için yeterlilik sağlamaya çalışmalılar. Aynı şekilde hukuk, mühendislik, tarım, eğitim ve diğer tüm uzmanlık adamları da fedakarlık ruhunu geliştirmeliler. İşte biri eliyle çalışır, üretir. Biri de insanlara öğretir. Ülkeye hizmet etmek için tüm enerjileri ve yetenekleri yerinde kullanmak gerekir. Zira bu bizim dinimizin özünden gelir. Allah Teala bize çoğul ifadesiyle hitap etmiştir ki kimse çalışıp gayret etmekten müstesna olduğunu sanmasın. Allah Teala şöyle buyurur: yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Ve diğer ayette Allah Teala şöyle buyurur: namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, tarih olaylarını iyice takip eden kişi, ayrılık ve anlaşmazlığın yenilgi ve güçsüzlük nedenlerinden olduğunu anlar. Kur'an-ı Kerim bize bundan uyardı. Allah Teala şöyle buyurur: kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur: Birbirinizle çekinmeyin, çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz ki dağılma ve anlaşmazlık ümmetin heybetini kaybeder ve zayıflığı da miras bırakır. Ayrıca cemaatten ayrılarak ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi olur. Bu nedenle İslam bölünme ve anlaşmazlığa yol açacak her türlü davranış ve tezahüre karşı çıktı. Bu yüzden İslam'ın cahiliye taassubu etkilerinden biri olan ırkçılığı yasakladığını görürüz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: aziz ve celil olan Allah sizden cahiliye devrinin kabalığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mümin olan takva sahibidir. Kafir olan ise bedbahttır. Siz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Resulullah insanların hak ve görevlerde eşit olduklarını belirterek buyurdu ki: ey insanlar, iyi bilin ki Rabbiniz birdir, babanız birdir. İyi bilin ki Arap'ın aceme, acemin de araba, bayazın siyaha, siyahın da bayaza takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Ey Allah'ım, saflarımızı ve kalplerimizi birleştir. Sevdiğin ve hoşnut olduğun işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Söz ve amellerde ihlaslı olmamızı nasip et. Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen koru. Dualarımızın sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir.